we survive. Rough life, rough crime, you them are the hard time. Arkadaşlar, hepinize görüntüsüyle küçük Megan'ı andıran Taliant'tan selamlar. Arkamda gördüğünüz Taliant en dolu paket taç versiyon. Ne ararsanız var, opsiyonlara dahil olmak üzere. Tamamen bir test arabası aslına bakarsanız. Tüm donanımları test edebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bugün Renault Ernaz'dayım, Sakarya'dayım. Burada aşırı derecede bir gürültü var. O yüzden hızlıca dışarıyı göstereceğim. Zaten dış tasarımını aslında ben inceleme videosunda göstermiştim. Burada ise beraber aracın dinamiklerine, sürüşüne, bu Clio şasisine sahip olan Taliant'ın ne gibi bir karakteristiği var onu göreceğiz. Arabanın içi alev alıyordu biraz önce çalıştırdım, klimasını açtım. Şu anda soğuyor, çalışıyor. Gelin ben sizlere dışını göstereyim. Sonrasında beraber sürüşüne geçelim, bir dinamiklerine bakalım. Bu araçta 1.0 turbo 90 beygirlik bir motor var. Otomatik vites bir araç. Hadi başlayalım videoya. Ama öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Geçelim hadi. Karşınızda yeni Renault Taliant. Taliant artık sembolün yerine gelen bir araç, biliyorsunuz isim değiştirdi. Taliant, Talisman, biraz daha bu tarz isimleri tercih etmeye başladı Renault. İsmi güzel, ön tasarımı çok güzel. Arka konusunda bir şey diyemiyorum, arka tarafa yorumları siz yapın ama ben ön tasarımını beğeniyorum. Bakın, önde park sensörü, arkada park sensörü. Bu araçta sürüş destek paketi var, kör nokta asistanı var. Ayrıca teknoloji paketi var. İçeride el freni elektrikli göreceksiniz. Bu tarz opsiyonlar olan dolu dolu bir araç. Baktığınızda LED gündüz aydınlatmalarını göreceksiniz. Farlarımız halojen. Bunların LED olması gerekiyordu bence. Çünkü yakın paraları aldığınız bir Clio'da bunlar LED olarak geliyor arkadaşlar. Burada da ben bir LED isterdim. Ön tarafta dediğim gibi park sensörleri, sis farlarını görebiliyorsunuz. Ön yüz bildiğiniz Megane'ı andırıyor. Şöyle arkasına geldiğimizde yüksek bir arka bagaj bölümü görüyorsunuz. Ya niye bu tasarımı tercih ediyorlar bilmiyorum ama sembolü de bu şekildeydi. Ben biraz daha böyle aşağıya doğru inmesini isterdim. Tabii bunun bir avantajı da var arkadaşlar. Bunun avantajı ne? Bu araçta devasa 600 küsür litre bir bagaj var. Hani B sınıfı bir sedan alıyorsunuz. Dev gibi bir bagaja sahip oluyorsunuz. Yani neredeyse bir station gibi bagajınız var. Gayet geniş. Ya malzeme kalitesi düşük. Bakın yayları görebiliyorsunuz buralarda. Çok fazla malzeme kalitesiyle işim yok diyorsanız, benim kullanışlı mı olsun diyorsanız sizler için ideal bir araç. Dediğim gibi mesela bu yayları ben pek sevemedim. Zaten bunları aslında ben inceleme videosunda değinmiştim o kötü noktalarına. Oradan da izleyebilirsiniz, ayrıca aklınızda bulunsun. Buralarda kaplamalarımız yok. Bu araç ekonomik olması odaklı üretilmiş bir araç. Şimdi arkadaşlar, bu arabanın arkasına baktığınızda egzoz yok değil mi? Normalde zaten çoğu arabanın artık egzozu yok. Ama eğilip bakınca ne olur? Alt tarafta bir egzoz görürüz. Bakalım. Evet. Bakın sadece torsiyonu görebiliyorum. Egzozla ilgili bir şey yok burada. Peki egzoz nerede? Bu aracın egzozu tam olarak burada arkadaşlar. Bakın burada ne var? Görüyor musunuz? Egzozu aracın yanından hiç arkaya uzatmadan vermişler. Yani burada ne düşünmüşler biliyor musunuz? Bilmiyorum, bence öyle düşündüler. İşte 1 metre daha bir egzoz borusu kullanmak yerine 1 milyon tane araçta 1 metre kullandığınızdaki hesabı düşünerek bence yarıda kesmişler. Farklı bir tercih olmuş. Arka stoplarımız da LED stopların şekli çok güzel. Diyorum ya, bu tasarım biraz daha böyle aşağıya doğru inseydi aşırı güzel bir tasarım olacaktı, ben size söyleyeyim. Ben tasarımını beğeniyorum bu arabanın. Rengi de ayrıca güzel, böyle nardo gri ile gri arasında bir renk var. Tatlı duruyor. Jantlarımız güzel. Bunlar da opsiyon. Şöyle 16 inç jantlara sahip. Jantların tarzı da güzel. Git adına bir lastikle gelmiş. 195-55R16. Davlumbazlarımız burada mevcut. Ancak bu tarafta davlumbazımız yok. Bakın çamurlar birikmeye başlamış. Dediğim gibi hep bu detayları ben bu aracın inceleme videosunda bahsettim. Artık sürüşünü göstermek istiyorum. Sürüş hissini çok merak ediyorum. Gelin içeri geçelim. Şu anda alev aldım. Güneş beni yakıyor. İnşallah klima içeri buz gibi yapmıştır. Yüzümden terler. Şu halime bakın. Cidden bugün çok sıcak. Ciddi anlamda sıcak. Ben araca geçiyorum. Hadi gelin, siz de kafamı alayım. Buz gibi. İçerisi çok güzel. Kameramı bağlayayım, sizleri kafamı alayım da sürüşe çıkalım. Evet arkadaşlar, biraz gürültü olabilir. Yol boyu klimanın çalışması lazım. Hatta yüksek derece çalışması lazım ki soğutsun. Çünkü tam istediğim derecede böyle buz gibi hava vermiyor. Ayrıca ilk fark ettiğim, şimdi koltuk ayarımı yaparken yükseklik ayarını arkadaşlar baldır desteğini de indirerek yapıyor. Yani şu baldır bölümünü aşağı indiriyor. Bu da beni biraz rahatsız ediyor açıkçası, düşecekmiş gibi hissediyorum. Yani yükselttiğinizde kalkıyor bu sefer ama siz de oturduğunuz yerden kalkıyorsunuz. Pek hoş olmuyor açıkçası o. Hemen sürüşümüze başlayalım, sizleri kafama aldım. Burada navigasyonumuz var, bakalım var mı? Evet, bu araçta navigasyon paketi de var arkadaşlar. Neredeyse tüm opsiyonlar var sanırım. Opsiyonları ben şimdi listesine koyarım buraya. Bakarsınız siz de oradan. Aracımı R'ye aldım. Elektrikli el frenim olduğu için kendi bırakıyor. Hop, hemen CVT şanzımanla beraber gitmeye başlıyoruz. Kameradan da şöyle kontrol edebilirim.
Hatta şöyle çıkalım. Buraya araç geldi. Yönetmesi kolay. İlk başta onu fark ettim biraz böyle manevra yaparken. Direksiyon aşırı derecede yumuşak. Şu yumuşaklığa bakın ne kadar güzel. İşinizi çok kolaylaştırıyor. Bir önceki versiyonda bazı modellerde hidrolik direksiyon varmış sanırım. Ondan mesela bahsetmişti arkadaşlar. Şöyle yolumuza çıkalım. Emniyet kemerimizi takalım. Her zaman emniyet kemerinizi takmayı unutmayın. 1.0 motor. 90 beygir. 142 Nm sanırım. Ya 145 ya 142 Nm torkumuz var. Hemen navigasyon bize buranın 50 olduğunu söyledi ancak yanlış söylüyor. Burası 80 km hız sınırına sahip. Anında yola entegre olduk. Kolçağıma bakıyorum. Kolçağım maalesef hareket etmiyor. Biraz geride kalıyor kolçak. Onu söyleyeyim ve küçük kalıyor arkadaşlar. Onu fark ettim. Buralarda biraz daha temkinli gidiyoruz. Sonrasında size performansını, ne hisler verdiğini Taylant'ın göstereceğim. Konforundan bahsedeceğim. Şimdi bu araba aslına bakarsanız bir Clio altyapısına sahip, Captur'un altyapısına sahip. Bunlar hep ortak altyapılarda üretilen araçlar. Hislerin de Clio'nun gibi olmasını bekliyorum. Clio'nun hisleri güzeldi. Sürüş hissi güzeldi. Yol tutuşu olsun, gidişi olsun gayet hoştu. İçerideki ekran touch paketle beraber geliyor. Aynamızda herhangi bir kararma yok. Dijital bir klimamız var. Yine aynı şekilde touch paketle gelen bir özellik. Işıklar durmuşken bakalım. Start stopumuz off olsun ki daha soğutsun. Ama klima maalesef böyle tam istediğim soğukluğu veremiyor arkadaşlar. Bilmiyorum ama bir kalkalım. Şu an sıfırdan kalktık. Bu arada motorum sıcak. Sıcak bu konuda aklınızı sakınmasın. Evet. Tam olarak bir CVT karakteristiğinde şanzımana sahip. CVT'leri biliyorsunuz değişken oranlı şanzımanlar. Bir vites yok aslına bakarsanız ama bu araçlarda vites geçişleri varmış gibi hisler veriyor. X-Tronic diye adlandırıyor bunu Renault. Biraz daha o CVT hissinden tabii uzak kalabiliyor, onu söyleyeyim sizlere. Hani CVT tamamen böyle sadece bir yere kilitleniyor, orada gidip geliyor ama bunda hafif böyle bir vites atma hissi gibi bir his alabiliyorsunuz. Bu arada sanki Clio biraz daha performanslıydı. İçerideki ortama bakarsak şunu söyleyeyim, alanım gayet geniş, gayet rahatım. Ben 1.80 boyundayım, 80 kilo ağırlığındayım. İçerideki ferahlığım gayet iyi. Bu arada askeri aracı da görüyorsunuz. Bu araçlar burada test ediliyor, otokarda üretiliyor arkadaşlar. Ciddi anlamda heybetli duruyor. Şu an arkamıza geldi, aynamda bir canavar görüyorum. Kirpiydi galiba bunların da, bilmiyorum ama. Aslında size şunu söyleyeyim mi? Beklediğimden çok daha sessiz. Cidden çok çok daha sessiz. Megane daha çok sesliydi. Allah Allah. Megane tabii jantları da büyüktü ama Megane'dan daha sessiz bir araba. Ben size söyleyeyim bak, kesinlikle söylüyorum. Bir dinleyin içeriği. Klimayı da kapattım. Bayağı huzurlu gidiyoruz. Bayağı huzurlu gidiyoruz. Sessizlik konusunda şu kilometrelerde beğendim. Bakalım yüksek hızlarda nasıl olacak, onu da beraber göreceğiz. Şurada USB girişi var. Ekstra arkadaşlar, bu araçta buraya da USB gelmiş. Bence bu navigasyon paketiyle beraber geliyor. Çünkü diğer taşlarda yoktu bu USB girişi. Bununla beraber telefonunuzu da buraya bağlayıp Apple CarPlay'i de kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Apple CarPlay'i ben seviyorum ama burada şimdi navigasyonumuz olduğu için pek fazla da gerek kalmıyor. Bu arada boğazlarım kurudu. Biraz beni rahatsız ediyor klima. Bu araçta şöyle low modu da var arkadaşlar. L modunu aldığınızda bayır çıkarken ya da bayır inerken bunu alıyorsunuz. Böylece araç biraz daha motor freni yapabiliyor. Dacia'da, Sandero'da denemiştim. L'de daha mı hızlı kalkar diye düşündüm ama yok, hayır. Değişmedi. Daha da yavaş kalktı hatta. L'yi bayır aşağı inerken ya da çıkarken araç biraz daha devirli olsun diye kullanabiliyorsunuz. Mesela şunu da test edelim. 1.5 litrelik bir suyum. Bu göze giriyor mu? Evet, giriyor. Güzel. Böylece içeride gezmez. Şimdi CVT'nin güzelliği ne biliyor musunuz? Bakın böyle şehir içinde kullanıyorsunuz ya. Çok sakin. Çok. Hiç böyle hissiyat sıfır. Vites geçişi yok. Elektrikli araba gibi. Evet, elektrikli araba gibi. Pürüzsüz bir şekilde gidebiliyorsunuz. CVT'nin bu güzelliği var. Siz böyle çok performans aramıyorsunuz. Ya ben şehir içinde gezeceğim, konforlu bir şekilde dolaşmak istiyorum diyorsanız bu araçlarda CVT çok mantıklı. Ama ben size söyleyeyim, Taliant'ın sembolleri hiçbir alakası kalmamış. Ya keşke şöyle küçük yerlerdeki hani kalitesizlikleri de düzeltselerdi. Yani mesela bagajın o olayı,
ne bileyim içerideki şu malzeme plastik kalitesini azıcık daha yükselselerdi. Bu arabanın altyapısı cidden çok iyi hissettiriyor şu anda. Ya, virajlar atmak için çok heves ediyorum bu arabayı. Bu araca bir yol verelim. Nereye gidecek merak ediyorum. Evet. Ha, bu Cobra'ymış arkadaşlar. Cobra 2'ymiş hatta. Ben onu geçeyim. Ayağım şu anda dipte, bilginiz olsun. Bakın vitesini şimdi izleyin. Oo, sanki vites geçişleri yapmış gibi bir izlenim veriyor. Bu hızlarda peki nasıl? 110'larda bir bakalım. İşte sürekli değişiyor. Böyle tam bir devir aralığımız olmadığı için. Evet, Mercedes yol verdi. Şu an ayağım böyle hafif gazda. Hatta ayağımı tamamen çektim. Servis geç bakalım. Lineer bir şekilde hızlanacağım. Ayağımı sabit basıyorum. Biraz arttıracağım. Şu ilerideki virajda denemek istiyorum. Bakın ayağım şu anda dipte arkadaşlar. Maalesef bu hızlarda biraz eksik kalabiliyor. Şimdi burada böyle bir zıplama yapacağız. Gayet güzel, gayet güzel. Burada tekrar bir zıplama yapacağız. Şimdi sizlere şöyle anlatayım. Clio ile kıyasladığımda bu çok daha yumuşak bir araba ama Clio'nun diriliği, böyle virajlardaki hakimiyeti çok daha iyiydi. Bunda biraz böyle jölemsi bir his alıyorum. Hani böyle virajdan viraja atabilecekmiş gibi hissetmiyorum bu arabayı. Biraz rahatsız ediyor açıkçasını söylemek gerekirse. Clio çok daha iyi dinamiklere sahipti. Büyük ihtimalle bu biraz daha yumuşak olduğu için. Ama konfor konusunda da bu hissediliyor. Böyle yolda biraz süzülerek gittiğini hissediyorsunuz. Normalde B sınıf araçlar olmaz. Bu arada yakıt değerlerimi de sıfırlamak istiyorum. Eğer ki bu arabadan böyle hız, daha iyi çekiş bekliyorsanız arkadaşlar, bu aracın manuelini tercih edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Manueli çok çok daha iyi gidiyor bu arabaların. Bunun da zaten farkını 0-100 değerlerine baktığınızda anlayacaksınız. Ben de bu aracın bir 0-100 değerini test edeceğim. Şöyle yine bizim küçük virajlı yolumuz var ya Poyraz'larda, müsait olduğu kadarıyla orada da hafif bir gaza basalım. Şimdi rölantideki duruma bakarsak, otoholt yok araçta. Bir dinleyelim rölantiyi. Hafif bir motor sesi geliyor. İçerideki titreşim varla yok arasında. İlk kavrayış, ilk kalkış güzel ama yüksek hızlarda işte biraz böyle güçsüzlük hissi alabiliyorsunuz. Arkadaş yanlış yola girmiş. Burası ters yön. Transit ters. Şöyle soldan atlayalım. Dediğim gibi yönlendirmesi güzel. Evet, bizim o keskin yere geldik arkadaşlar. Yerler de sıcak şu anda. Şöyle karşıdan araba geliyor. Yavaşlayalım. Evet, Poyrazlardan şöyle dönebiliriz. Hakim. Kontrolünüz çok iyi arkadaşlar. Yönlendirmek çok kolay bu arabayı. Şu an L'ye aldım. Şunu D'ye alayım. Motor sesleri güzel. Artık son aşamada kendini bıraktı. Bir kontra vererek düzeltebildim. Burada normalde karşı tarafı göremiyorduk. Temizlemişler. Şöyle yol verelim karşı tarafa. Burada yol tabii ki dar olduğu için karşıdan araba gelmediği sürece sizlere dinamini göstermeye çalışıyorum. Şöyle bir durum var. Önceki versiyona göre yol tutuş konusunda kabiliyeti artmış. Bu arada şuraya gelmişken de bir 0-100 yapmayalım mı arkadaşlar? Arka tarafımızı serbestken hemen duralım. ESP kopmaya yüksek patinaj çekmiyor. 1, 2, 3. Arkamdan araçlar geliyor. Bakalım onlardan önce kalkacak mıyız? İşlem için seri desteği sağlamıyor. Şu anda tüm olay Taliant'ta. Henüz daha 90'a geldik.
hala dipte. Evet, artık kestim. 140 civarında kestim. 135-140 civarında. Ya performans zayıf arkadaşlar maalesef. Çok büyük performanslar beklememek lazım. Her şey ortada zaten, videoda görüyorsunuz. Eğer ki sizler için yeterliyse gayet ideal. Ancak şöyle bir durum var. Bu arabayı manuel alırsanız bu kalkışı çok çok daha iyisini yapabilirsiniz. Dediğim gibi CVT burada törpülüyor maalesef. CVT'nin olayı bu. CVT konfor üzerine kurulmuş bir şanzıman. İleride de biraz böyle keskin virajlar var. Hatta böyle 160-170 ile döndüğümüz bir viraj da var. Megane'la beraber dönmüştük. Burada ne gibi şeyler olacak bakalım. Golf bize müsaade ettiği kadarıyla gideceğiz. Evet. Şu virajı yanlış hatırlamıyorsam 160 civarında bir hızla dönmüştük. Burada biraz zıplamıştık. Evet. Ama bunda 120'de zıpladık. Gayet güzel, bu da döndü bu hızlarda. Ama hızlanamıyoruz işte. Hızlanabilsek keşke, çok daha iyi olacak. Kör noktamız çalıştı fark ettiğiniz üzere. Golf'ü gördü. Orta ekrana geldiğimizde bunun ben müzik sistemini durduğumuzda gösteririm. İçerideki ortama bakarsanız sert plastikler. Şu kumaş bölümü güzel. Piyano bile kısım güzel. Bunlar gayet hoş. Bu araba aslına bakarsanız uygun fiyatlı, böyle şirketlerin kullandığı ya da sedan araç almak isteyen insanların alabileceği bir araç. Normalde sembolün yerine gelen bir araç. Ancak maalesef fiyatlar yükseliyor arkadaşlar. Fiyatlar sürekli artıyor. Bu aracın da fiyatı 231 bin lira. Artık piyasamız bu şekilde devam ediyor. Daha da artabilir, düşebilir. Bunu zaman bizlere gösterecek. Bu aracın boş paketinde ben incelemiştim en ucuz versiyonunu, 1.0 SC'yi. Onun da sürüşünü yapmak isterim. Eğer ki satın alan biri varsa bir sürüş videosu beraber çekebiliriz. Genelde test araçları 1.0 SC'ye gelmiyor, bilginiz olsun. Şimdi sizin burada tercihiniz ne olurdu onu size söyleyeyim. Şu anda artık Peugeot 301 satılmıyor. Citroen C-Eris var şu anda alabileceğiniz ama manuel. Egea var, manuel. Şu anda bu sınıfta alabileceğiniz otomatik sanırım yok arkadaşlar. Yani sedan bir araç alayım, B sınıfı sedan bir araca bineyim isterseniz otomatik olarak Taliant almak zorunda kalıyorsunuz. Taliant seçeneği kalıyor karşınızda. Çünkü diğerlerinde henüz otomatik seçenekleri gelmedi. Arkamda da bu arada Egea var. Egea'nın cross versiyonu ama. Bu aracın da aslında cross versiyonunu Dacia Sandero Stepway gibi düşünebiliriz. Seyir raporuna bakarsak 9.7 şu anda ortalamamız var. Gaza bas, çek, performansı kullan. Tabii ki bu şekilde olması normal. Her zaman söylüyorum, 1.0 araba aldınız diye aşırı derecede az yakacak diye bir durum yok. 1.0 arabanın olayı aslında emisyon değerlerinin düşürülmesi, maliyetler. Bu yüzden birazdan bayiye yakın görüşürüz. Evet arkadaşlar, sürüşümüzün sonuna geliyoruz. Bu son aşamalarda hemen sakin kullandım. 9 litreye düştü. Bu tabii ki uzun yolda daha da azalabilir. Sakin kullandığınızda büyük ihtimalle şehir içinde 7 litre civarında görürsünüz diye düşünüyorum. Çünkü hemen 8.9'u düştü. Bayağı gazladığımız halde. Bunun 6.5 litri var şehir içinde. Gayet iyi o değerleri yakalarsanız eğer. Şöyle girelim. Aracı park edelim, ben size de müzik sistemini ileteyim. Arkadaşlar şöyle bir sistem kurmuşlar. Hiç gaza basmanıza gerek yok. Direkt R'desiniz ya da D'desiniz. Araçla devam ediyorsunuz. P'ye aldığınız anda araç el frenini çekiyor. Normalde bu şekilde olmaz aslında bakarsanız ama burada direkt P'ye aldığınız anda el frenini çekiyor. Aslında şanzımana da yük bindirmiyor. Direkt el freniyle beraber hemen destekliyor. Şöyle müzik sistemine baktığımızda bir radyodan her zamanki gibi Metro FM'i açalım. Ortalama seviyede arkadaşlar, dinlenebilir. Çok aşırı kötü de değil, çok aşırı iyi de değil, ortalama dediğim gibi. Şu an araç bana göre ayarlı ön tarafı. Arkaya bakalım bir. Arkadaki diz mesafesini biliyorum aslında, daha önce göstermiştim ama sizler yine merak edersiniz ve hemen göstereyim. Bu arabanın ciddi bir diz mesafesi var. Şöyle bakın, 4 parmak diz mesafesi var. Arkada şöyle garip bir şekilde yemek yiyebileceğiniz bir tezgahınız da var. Hatta arkadaşlar ne dediler? Evet, bunu söylemişlerdi bana inceleme videosunda, çekebilirsin diye. Şöyle bastırarak geri kapatıyorsunuz. Yani bu biraz hani ağırlık fazla koyarsanız çökebilir, bilginiz olsun. Ona göre kullanacaksınız. Şöyle ayağınızı alt tarafa sokabiliyorsunuz. Bu da çok güzel oldu. Ayağımı uzatarak oturabiliyorum. Bir polçağımız yok. Aydınlatmalarımız var. Şurada küçük bir aydınlatma. Fazla işinize yaramaz. Ön tarafta da sıra aydınlatmalar var. Önden arka taraf böyle gözüküyor. Hem göğsü de böyle görmüş oldum.
Evet arkadaşlar, Renault Taliant'tan sizlere anlatabileceklerim bu şekildeydi. Olabildiğince sizlere Taliant'ın hislerini anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, yararlı olmuştur. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bu sınıfta hangi arabayı tercih ederdiniz? Burada tabii ki ciddi bir rakip var. Egea ama manuel. Sizler manuel bir Egea mı yoksa Touch ya da Joy Taliant mı tercih ederdiniz? Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.